5500 kilometrelik surlarımız 3,5-5 metre genişliği ve 11 ile 15 metre yüksekliği bu doku dünya tarafından mutlaka bilinmesi lazım. Sur biliyorsunuz 148 hektar büyüklüğünde ve içerisinde 563 tane tescilli yapı var. Özellikle iç kaleden başlayarak alanın tümünü kentsel dönüşüme de tabi tutmak suretiyle içerisindeki bu 563 kült tescilli yapının tümünün aslına uygun restorasyonu, bakımını yaparak güncel kullanılır hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Özellikle iç kale üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İç kalede şu an bir cami, bir kilise, bir han ve 8 kamu binası var. 11 kültür varlığı. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmada 5 yapının restore işi bitti. 3 yapı ve bir çevre düzenlemesi işi devam ediyor. Çevre düzenlemesi işini de önümüzdeki 1,5 ay içerisinde inşallah tamamlayacağız. Kasım ayı itibariyle bitirmeyi planlıyoruz ama Diyarbakır'daki bu surları, iç kaleyi önemsediğimizi ifade etmiştim. Diyarbakır surları biliyorsunuz 82 burçtan oluşuyor. Bu burçları etap etap hepsini duvarlarıyla birlikte ihate etmeyi düşünüyoruz. Burçlardan 5 tanesinin restorasyonu tamamlandı. 10 burcun restorasyon işi devam ediyor şu anda. 25 burcun proje çalışmasını yürütüyoruz. Gene 39 burçla ilgili henüz bir çalışma yok ama etap etap, yani önceliklerle stratejik olanlara daha çok böyle çok kısa sürede müdahale edilmediği takdirde yıkılma noktasına gelenlere öncelik vermek suretiyle bölgedeki bütün yapıları tüm olarak ele almayı düşünüyoruz. Tabii burada önceliğimiz iç kaleden başlayarak diğer yerlere gitmek. İç kalede de biliyorsunuz 18 burç, 4 kapı var. Bunlarla ilgili de restorasyon ihalemizi şu an sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede onun ihalesi gerçekleşecek ve iç kaledeki bu yönetim merkezi ve diğer binalarla birlikte etrafındaki burçlarla gelenlere derli toplu bir mekanı sunma noktasına geleceğiz.